Evet arkadaşlar, merhabalar. Merhaba değerli arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, merhabalar, merhabalar değerli kursiyerlerimiz. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Ses yok demiş hocam. Sesimiz, seste ve görüntü sıkıntı var mı? Sesimiz var mı arkadaşlar? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ses yok. Şimdi sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Merhabalar. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Sibel hocam, ben de Manisalıyım kız. Ben de Manisalıyım. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi değerli kursiyerlerimiz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Birkaç dakika sonra derse başlayacağım arkadaşlar. Önce bir tanışalım sizlerle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar ben İbrahim Karakaya. Tarih öğretmeniyim ben. İSEM yayıncılıkta Evveliyat ve Anşina tarih kitaplarını yazıyorum arkadaşlar ben. Aynı zamanda birçok platformda dersler anlatıyorum. Aslında Manisalıyım. İzmir ve o bölgelerde dersler de anlatıyorum arkadaşlar. Bugün bakalım bir 40 dakikalık ders yapacağız sizlerle. İslamiyet Öncü Türk tarihine bakacağız arkadaşlar. Ses yok demişsin ama hala Özlem hocam. Sesimiz var mı arkadaşlar? Bakın. Evet, Manisa Peygamber Akademi. Evet. Evet değerli arkadaşlar. Iğdır'a çok selamlar. Çok selamlar. Birkaç dakika daha bekleyelim arkadaşlar, olur mu? Birkaç dakika daha bekleyelim. Ondan sonra İslamiyet Öncü Türk tarihine bir giriş yapalım sizlerle. Sizlerle bir giriş yapalım arkadaşlar İslamiyet Öncü Türk tarihine. Şöyle kalemlerimizi seçelim. Merhaba, tekrardan hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Şöyle evet, şöyle arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihine bakalım arkadaşlar. Ha, şimdi arkadaşlar, hadi bakalım arkadaşlar, hazırsak başlayalım. Değerli kursiyerlerimiz, hazırsak başlayalım. Hadi bakalım değerli arkadaşlar. Başlıyorum. İslamiyet öncesi Türk tarihine bakıyoruz değerli arkadaşlar. Bakın, İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman arkadaşlar, Türklerin İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman bu dönemde İslami ifadeler, bu dönemde İslami motifler, yani İslami kelimeler yer almaz arkadaşlar. Yani İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bu dönemin içinde İslami ifadeler, İslami motifler, yani şah, sultan, halife gibi ifadeler yer almaz değerli arkadaşlarım. Çünkü bunlar Türklere İslam'la birlikte gelen ünvanlarmış. Arkadaşlar bakın, gelen sınav sorularından bir tanesi şuydu. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk tarihinde kullanılan kavramlardan bir tanesi değildir diye geldi. Sorumuzun cevabı arkadaşlar türbeydi. Yani İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bu konunun içinde İslami ifadeler, İslami motifler veya arkadaşlar İslami kelimeler yer almaz. Yani şah, sultan, halife, türbe gibi kelimeler yer almazmış değerli arkadaşlar. Bakın, Türk ismine baktığımız zaman Orta Asya'da değerli arkadaşlar, Türk ismine baktığımız zaman biz Orta Asya'da İpek yolunu ele geçirebilmek için en çok savaştığımız, en çok mücadele ettiğimiz devlet kimdir? Çin'dir. O zaman değerli arkadaşlar, Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar derse Çin kaynaklarına gideceksiniz. Demek ki değerli arkadaşlar, Orta Asya'da en çok savaştığımız, en çok mücadele ettiğimiz devlet Çin'miş. O halde Türkler hakkında ilk bilgiler, Türk ismini geçtiği ilk kaynaklar, yabancı kaynaklar Çin kaynaklarına rastlanırmış değerli arkadaşlarım. Toparlamamız gerekirse değerli arkadaşlar, peki toparlamamız gerekirse değerli arkadaşlarım, İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman, İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman bu dönemde İslami ifadeler yer almazmış. Bu dönemde İslami kelimeler yer almazmış. Yani şah, sultan, halife,
Türbe gibi ifadeler bu dönemde yer almazmış derler arkadaşlar. Orta Asya'da İpek yolunu ele geçirebilmek için en çok savaştığımız, en çok mücadele ettiğimiz devlet Çin'miş derler arkadaşlar. O halde Türkler hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında geçmektedir. Yani Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar derse Çin kaynaklarına gideceksiniz. Ama yerli kaynaklar derse arkadaşlar Türklerin ilk defa yazılı kaynakları olan Orhun kitabelerine gideceksiniz. Yani toparlamamız gerekirse Türkler hakkında ilk bilgiler yabancı kaynaklar dersem Çin kaynaklarına gideceksiniz. Ama Türk ismi ilk defa yerli kaynaklar dersem Orhun kitabelerine gideceksiniz. Bakın 582 yılında 582 yılında arkadaşlar bir coğrafi terim dahi olsa tarihte ilk defa Türkiye ismini kullanan bir devlet var. O da arkadaşlar Bizans kaynaklarına geçmektedir. Bizans kaynaklarına baktığımız zaman arkadaşlar Orta Asya Bizans kaynaklarında Türkiye ifadesi diye kullanmışlar. Yani toparlamamız gerekirse Türkiye ifadesi ilk defa değerli arkadaşlar Bizans kaynaklarında geçmektedir. O halde bir kez daha tekrar etmemiz gerekirse değerli arkadaşlar Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar dersem Çin kaynaklarına gideceksiniz. Ama Türk ismi değerli arkadaşlarım ilk defa yerli kaynaklar dersem Orhun kitabelerine gideceksiniz. Ama değerli arkadaşlar Türkiye ifadesini kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir dersem Bizans kaynaklarına gideceksiniz değerli kursiyerlerimiz. Bakın toparlamamız gerekirse burada ifadeler önemlidir dedik değerli arkadaşlar. Peki Türk kelimesine baktığımız zaman Türk kelimesi Türk demek ne demektir? Bazı Avrupalı tarihçiler Türk kelimesini yorumlamışlardır. Bizim tarihçilerimiz Türk kelimesini yorumlamışlardır. Bazı kaynaklarda Türk kelimesinin anlamları geçmektedir. Mesela değerli arkadaşlar, Çin kaynaklarına baktığımız zaman, Çin kaynaklarına baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Çin kaynaklarında Türk demek mihver demekmiş. Mihver anlamında kullanılmış. Ne demektir mihver? Savaşa katılırken arkadaşlar adamın kafasına taktığı o demir kaskı arkadaşlar biz mihver diyoruz. Demek ki Türk kelimesine baktığımız zaman Çin kaynaklarında mihver demekmiş derler arkadaşlar. Bir Türkolog olan, Türk milliyetçisi olan Ziya Gökalp'in kaynaklarına baktığımızda ise biz Türk demek töreli demekmiş. Ne demektir töreli? Gelenek ve göreneklerine bağlı olan demektir. Yani değerli arkadaşlar aynı zamanda nizam sahibi demektir. Nizam sahibi demekmiş değerli arkadaşlar. Toparlamamız gerekirse Türk kelimesinin anlamına baktığımız zaman kıymetli arkadaşlarım Çin kaynaklarında mihver olarak geçmekteymiş. Ziya Gökalp'in kaynaklarına baktığımız zaman Ziya Gökalp eserlerinde Türk kelimesini yorumlamıştır. Ziya Gökalp'e göre değerli arkadaşlar Türk demek töreli yani gelenek ve göreneklerine bağlı olan demekmiş değerli arkadaşlarım. O halde toparlamamız gerekirse hocalarım yarın sınava girdiğiniz zaman Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar dersem nereye gideceksiniz? Türk ismi ilk defa değerli arkadaşlar nerede geçmiştir yabancı kaynaklar dersem nereye gideceksiniz? Çin kaynaklarına gideceksiniz. Doğru mu değerli arkadaşlarım? Peki Türk ismi ilk defa yerli kaynaklar dersem nereye gidersiniz? Yerli kaynaklar dersem nereye gidersiniz? Türk ismi ilk defa yerli kaynaklarda nerede geçmiştir dersem Orhun kitabelerine gideceksiniz. Ama tarihte değerli arkadaşlar, tarihte Türkiye ismini kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir dersem şimdi nereye gidersiniz? Bizans kaynaklarına gideceksiniz değerli arkadaşlarım. O halde devam ettiğimiz zaman Türk kelimesine baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, Türk kelimesine Çin kaynaklarında mihver, Ziya Gökalp'e göre töreli yani nizam sahibi yani gelenek ve göreneklerine bağlı olan kişi demekmiş. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde ise Türk demek olgunluk çağı demekmiş değerli arkadaşlarım. O halde Türk kelimesine baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eseri çok önemlidir arkadaşlar. 2015 yılında şöyle bir soru gelmişti. 2015 yılında arkadaşlar şöyle bir soru gelmişti. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserine göre Türk'ün kanadını sormuşlardı. Türk'ün kanadı aşağıdakilerden hangisidir demişti. Sorumuzun cevabı at olarak gelmişti değerli arkadaşlarım. O halde buradan gelecek olan sınav sorusu Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde olgunluk çağı ifadesi önemlidir değerli arkadaşlarım. Toparlamamız gerekirse Avrupalı tarihçi olan Bamberi'ye göre ise arkadaşlar
Bir Avrupalı tarihçi olan Van Beri'ye göre ise değerli arkadaşlarım, Türk kelimesini Van Beri, Avrupalı tarihçi olan Van Beri, Türk kelimesini şöyle yorumlamıştır. Türemek olarak yorumlamıştır arkadaşlar. Peki başka gezen, dolaşan, yürüyen anlamında da kullanılmıştır. Güçlü, kuvvetli anlamında da kullanılmıştır. Mesela arkadaşlar 2008 yılında ön lisansta gelen sınav sorusu şöyleydi. Bakın aşağıdakilerden hangisi Türk kelimesinin anlamları arasında yer almaz diye bir soru gelmişti. A şıkkında töreli vardı. B şıkkında mihver vardı. C şıkkında olgunluk çağı vardı. D şıkkında türemek vardı. E şıkkında ise kıymetli arkadaşlar çadır kelimesi vardı. Aşağıdakilerden hangisi Türk kelimesinin anlamlarından bir tanesi değildir diye gelmişti. Çadır ifadesi arkadaşlar ön lisansta gelen sorumuzun yanlış cevabıydı. O zaman toparlamamız gerekirse Türk kelimesine baktığımız zaman Çin kaynaklarına göre mihver, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserine göre olgunluk çağı, Avrupalı tarihçi olan Van Beri'ye göre ise türemek ama değerli arkadaşlar Çin kaynaklarında ise mihver, Ziya Gökalp'e göre ise töreli anlamında kullanılmıştır değerli arkadaşlarım. Peki biraz daha ilerleyelim. Arkadaşlar Türklerin ilk ana yurdu neresiydi? Orta Asya'ydı. İşte değerli arkadaşlar kuzeyde Sibirya, batıda Hazar Denizi, doğuda Karanlık Dağlar, güneyde Kingan Dağları arasında biz Orta Asya demiştik. Ama sana bunu soru olarak sormazlar. Hocam dikkat et. Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'ymış. Mustafa Kemal eser ve kaynaklarında Orta Asya'yı şöyle yorumlamış arkadaşlar. Mustafa Kemal'e göre Orta Asya Türk eli ifadesini yorumlamış. Yani Mustafa Kemal'e göre değerli arkadaşlar Orta Asya Mustafa Kemal Türk eli demiş değerli arkadaşlarım. Peki benim ilk ana yurdum Orta Asya ise kutsal başkentimiz neresidir? Ötüken'dir değerli arkadaşlarım. Peki neden kutsal başkentimiz Ötüken olmuştur? Bunun iki tane sebebi vardı arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Güneş doğudan doğduğu için İslamiyet öncesi Türk tarihinde doğu toprakları hep kutsaldır arkadaşlarım. Ötüken Orta Asya'nın en doğusunda bulunan şehirdi. O yüzden değerli arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihinde Ötüken her zaman kutsal başkent olarak geçmiştir. O yüzden biz tarihe Ötüken'e toprak ana, aynı zamanda Türklerin kalbi, Türklerin kalbi diyoruz değerli arkadaşlarım. Aynı zamanda kıymetli arkadaşlar Ötüken'e kutlu orman denir. Kutlu orman da denir değerli arkadaşlarım. O halde İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya ise kutsal başkentimiz Ötüken'miş. Ötüken değil toprak ana. Türklerin kalbi kutlu orman olarak geçermiş değerli arkadaşlarım. Peki buraya kadar toparlamamız gerekirse hocam İslamiyet öncesi Türk tarihinden bahsediyoruz. Hocam bu dönemde İslami ifadeler, İslami kelimeler, İslami motifler yer almazmış. Yani şah, sultan, halife gibi ünvanlar yer almazmış. Bu ünvanlar Türklere İslam'la birlikte gelmiş değerli arkadaşlarım. Türk ismine baktığımız zaman hocam, Sibel hocam, buradan gelen sınav sorusu şuydu. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk tarihinde kullanılan kavramlardan bir tanesi değildir diye geldi. Sorumuzun cevabı türbeydi değerli arkadaşlar. Türbe İslam'la birlikte gelen özelliklerden bir tanesidir. O halde kıymetli arkadaşlar dikkat ediniz. Değerli arkadaşlar, Sibel hocam tarihte genellikle yorum gelmiyor arkadaşlar. Bakın yorum 5-6 tane yorum var. Diğer sorular çok açık oluyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım kıymetli arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz değerli kursiyerlerimiz. O halde burada İslami kelimeler yer almazmış. Türk ismine baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar. İnşallah Sibel hocam bir gün soru çözümlerine denk gelirseniz nasıl yorum sorusu yapılır? Nerelere dikkat edilir? Bir günde öyle bu şekilde bir ders işlersek denk gelirsek arkadaşlar gösteririm. Neden olmasın hocam? Türk ismine baktığımız zaman değerli arkadaşlar Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar dersem nereye gidecektik? Çin kaynaklarına gidecektik. Türk ismi kıymetli arkadaşlarım ilk defa yerli kaynaklar dersem nereye gidecektik? Orhun kitabelerine gidecektik. Ama tarihte kıymetli arkadaşlar ama tarihte değerli arkadaşlarım Türkiye ismini kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir dersem nereye gidecektiniz? Bizans kaynaklarına gidecektiniz. Peki hocam sınava girdiğimiz zaman
Türk kelimesine baktığımız zaman Çin kaynaklarına göre Nifer demiştik. Ama Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserine göre arkadaşlar ne demekti? Olgunluk çağı demekti değerli arkadaşlarım. Avrupalı bir tarihçi olan Van Berry'e göre ise arkadaşlar türemek olduğunu arkadaşlar anlıyoruz burada. Peki hocam sık sık tekrar edelim diye Merve hocam sık sık tekrar edelim diye. Evet arkadaşlar bir kez daha baktığımız zaman değerli arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman kıymetli arkadaşlarım. Burada İslami kelimeler, İslami ifadeler yani şah, sultan, halife, türbe gibi kelimeler yer almazmış. Bu bir değerli arkadaşlarım. Türk ismine baktığımız zaman yabancı kaynaklar dediğimiz zaman Çin kaynaklarında kıymetli arkadaşlarım. Çin kaynaklarında ilk defa yabancı kaynaklar dersek Çin kaynaklarında geçmekteymiş. Hocam Türk ismine baktığımız zaman yerli kaynaklar ilk defa Türk ismi yerli kaynaklarda Orhun kitabelerinde anlatılmaktaymış. Ama tarihte ilk defa Türk ismini kullanan devlet Bizans olduğunu bileceksiniz değerli arkadaşlarım. Türk kelimesine baktığımız zaman Ziya Gökalp'e göre Töreli, Çin kaynaklarına göre Mifer, Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserine göre olgunluk çağı diyoruz değerli arkadaşlarım. Van Berry'e göre ise türemek olduğunu biliyoruz değerli arkadaşlar. Peki hocam bizim ana yurdumuz Orta Asya'ymış ama kutsal başkentimiz neresiymiş? Ötükenmiş değerli arkadaşlar. Bakın şöyle bir soru da gelebilir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi Kutlu Orman, Türklerin kalbi, toprak ana olarak geçen şehir aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru gelse sorumuzun cevabı arkadaşlar Ötüken olacaktır. Sorumuzun cevabı Ötüken olacaktır değerli arkadaşlar. O halde toparlamamız gerekirse değerli arkadaşlarım. Birazcık daha ilerlememiz gerekirse. Bakın Türk kültür medeniyetleri geldi karşımıza. Türk kültür medeniyetleri geldi değerli arkadaşlar. Peki Türk kültür medeniyetlerine baktığımız zaman arkadaşlar hala kazılar devam ettiği için Türk kültür medeniyetleri değiştiği için isim olarak dahi bilmeniz yeterlidir. Anal kültürü, Togar kültürü, Antronova kültürü, Karasuk, Kelteminar kültürü, Afenesyova kültürü derler arkadaşlar. İslamiyet öncesi Türk tarihinde Türk kültür medeniyetleri olarak geçmektedir. Bu aklınızda kalsın diye arkadaşlar Atakan olarak kodlamıştım ben bunu Türk kültür medeniyetlerinin değerli kursiyerlerimiz. Yani bunların içeriğini bilmenize gerek yok değerli arkadaşlar. Bakın bunların içeriğini bilmenize gerek yok değerli arkadaşlar. Yani Anav kültürü, Togar kültürü, Antronova kültürü, Karasuk, Kelteminar kültürü, Afenesyova kültürü değerli arkadaşlar. Türk kültür medeniyetleri olarak arkadaşlar karşımıza çıkmıştır değerli arkadaşlarım. Peki arkadaşlar bakın İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman en az uğraştığımız alan tarımdır. Ama hiç uğraşmadığımız alan ise denizcilikmiş. Hocam denizcilik yok ama balıkçılık vardır. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinde balıkçılık yaptık. Peki değerli arkadaşlar o zaman Türkler baktığımız zaman en az uğraştığımız alan tarımmış değerli arkadaşlarım. En az uğraştığımız alan tarımmış. Ama temel geçim kaynağımız nedir? Hayvancılıktır. Temel geçim kaynağımız hayvancılıktır değerli arkadaşlarım. Hiç uğraşmadığımız alan ise denizcilik olduğunu bileceğiz değerli arkadaşlar. Ama denizcilik yoksa balıkçılık vardır. Kıymetli arkadaşlarımız balıkçılığın olduğunu bileceksiniz. Peki arkadaşlar bizim temel geçim kaynağımız neydi? Hayvancılıktı. Bulunduğumuz bölgelerde otlaklar kurursa, bulunduğumuz bölgelerde sular arkadaşlar kurursa, bulunduğumuz bölgelerde hayvan hastalıkları artarsa, bulunduğumuz bölgelerde kıymetli arkadaşlar nüfus çoğalırsa, bulunduğumuz bölgelerde boylar arasında siyasi mücadeleler yaşanırsa, bir taraftan Çin, bir taraftan Moğol baskıları artarsa değerli arkadaşlarım, Türkler bulunduğumuz bölgelerden dünyanın her yerine göç etmişlerdir. Nereye? İşte Anadolu'ya, Balkanlara, arkadaşlar Avrupa'ya göç etmişlerdir. Hindistan'a, Moğolistan'a, Sibirya'ya, Çin'e göç etmişlerdir. Dikkat et değerli arkadaşlar. Türkler dünyanın her yerine göç etmişlerdir ama Afrika'ya göç etmemişlerdir değerli arkadaşlarım. Türkler
Afrika'ya göç etmemişlerdir. Kıymetli arkadaşlar, o yüzden dikkat etmemiz gereken en önemli ifadelerden bir tanesi burasıdır. Şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin göç ettiği bölgelerden bir tanesi değildir? Afrika kıymetli arkadaşlar. Çünkü biz burada çöl olduğu için, temel geçim kaynağımız da hayvancılık olduğumuz için hayvanlarımızı çöle sürmedik değerli arkadaşlarım. O halde toparlamamız gerekirse arkadaşlar, toparlamamız gerekirse bakın, Türk göçlerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, temel geçim kaynağımız hayvancılık olduğu için otlaklar azalırsa, sular kurursa, hayvan hastalıkları artarsa, Çin baskısı, Moğol baskısı, yine baktığımız zaman boylar arasında siyasi mücadeleler artarsa, bu gibi sebeplerden dolayı Türkler dünyanın her yerine göç etmişler ama hocam Afrika'ya göç etmemişlerdir değerli arkadaşlarım. Peki yine baktığımız zaman şurayı toparlarsak. Dedik ya, İslamiyet öncesi Türk tarihinden bahsettik. İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, burada İslami ifadeler, burada İslami kelimeler, burada İslami motifler, yani şah, sultan, halife, türbe gibi ifadeler yer almazmış. Hocam yine baktığımız zaman Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar dersem Çin kaynaklarına gidecekmişsiniz. Türk ismi ilk defa yerli kaynaklar dersem Orhun kitabelerine gidecekmişsiniz. Ama tarihte ilk defa Türkiye ismini kullanan devlet aşağıdakilerden hangisidir dersem Bizans kaynaklarına gideceksiniz değerli arkadaşlarım. Peki Türk kelimesinin anlamlarına baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bakın birçok devlet Türk kelimesini yorumlamıştır. Çin kaynaklarına göre miğfer, Ziya Gökalp'e göre arkadaşlar töreli, yani gelenek ve göreneklerine bağlı olan demekmiş. Yine baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserine göre ise arkadaşlar neymiş? Olgunluk çağı demekmiş. Bamberi'ye göre ise arkadaşlar türemek olduğunu bileceksiniz. Bir de bizim arkadaşlarım beklediğimiz en önemli ifadelerden bir tanesi Marco Polo'dur. Marco Polo'dur değerli arkadaşlar. Marco Polo'ya baktığımız zaman kıymetli arkadaşlar, Marco Polo, İtalyan seyyah olan Marco Polo bütün dünyayı gezmiştir. Anadolu'yu gezmiş, Mezopotamya'yı gezmiş, Orta Asya'yı gezmiş ve arkadaşlar gezdiklerini, gördüklerini seyahatnamelerine yazmaya başlamıştır. Marco Polo'nun eserlerini okuduğumuz zaman Marco Polo kıymetli arkadaşlar, Anadolu'yu gördüğünde Anadolu'ya şöyle bir ifade kullanmış. Marco Polo'ya göre Anadolu küçük Türkiye'ymiş. Marco Polo'ya göre Anadolu küçük Türkiye'ymiş. Değerli arkadaşlar, yine baktığımız zaman Marco Polo'ya göre Orta Asya ise değerli arkadaşlarım, Orta Asya ise büyük Türkiye olarak geçmiş. Yani Marco Polo'nun eserlerine baktığımız zaman İtalyan seyyah Marco Polo'ya göre Anadolu'ya küçük Türkiye, Orta Asya ise arkadaşlar büyük Türkiye demiştir. Biraz daha ilerlememiz gerekirse kıymetli arkadaşlarım, Marco Polo Anadolu'ya gelmiş, eserlerinde ve kaynaklarında Anadolu beyliklerinden olan Artuklu Beyliği hakkında bilgiler vermiştir. Artuklu Beyliği hakkında bilgiler vermiştir değerli arkadaşlarım. Marco Polo Orta Asya'ya geçtiğinde ise bir Moğol devleti olan Kubilay Hanlığında kıymetli arkadaşlar görev yapmıştır. Yani toparlamamız gerekirse şöyle bir soru çıksa mesela karşımıza. Aşağıdakilerden hangisinde Marco Polo hangi Anadolu Beyliği hakkında bilgiler vermiştir dersem Artuklu Beyliği'ne gideceksiniz. Ama Marco Polo kıymetli arkadaşlar, Orta Asya'da hangi Moğol devletinde 18 yıl boyunca elçilikler, valilikler görevini üstlenmiştir dersem Kubilay Hanlığı olduğunu bileceksiniz. Kıymetli arkadaşlarım, bakın buradan şu ana kadar soru gelir mi? Buradan hocam dikkat ediniz, Türkiye ifadesi soru olarak gelebilir. Tarihte ilk defa Türkiye ismini kullanan devlet Bizans kaynaklarına geçmiştir. Bu bir. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde Türk demek olgunluk çağı demekmiş. Bu iki kıymetli arkadaşlarım. Yine baktığımız zaman tarihte Türklerin kalbi, toprak ana veya değerli arkadaşlar kutlu orman olarak geçen şehir aşağıdakilerden hangisidir? Ötüken. Bu da soru olarak gelebilir değerli arkadaşlar. Türkler İslamiyet öncesi Türk tarihinde bütün dünyaya göç etmişlerdir ama Afrika hariç göç etmedik değerli arkadaşlarım. Bu da soru olarak gelebilir. Marco Polo'nun eserlerine baktığımız zaman Marco Polo'ya göre
Anadolu'ya geldiğinde hangi Anadolu beyliği hakkında bilgiler vermiştir dersem Artuklu Beyliği diyeceksiniz. Bu da soru olarak gelecektir değerli arkadaşlarım. Çünkü bu Artuklu Beyliği Milli Eğitim kaynaklarına yeni giren bilgilerden bir tanesidir. Ve hiç sınav sorusu olarak gelmemiştir. Bir gün değerli arkadaşlar Marco Polo'da şöyle bir soru gelirse lütfen dikkat edin kaçırmayın değerli arkadaşlarım. Marco Polo Anadolu'ya geldiğinde Mardin'i, Diyarbakır'ı geziyor arkadaşlar. Hatta Artuklu Beyliği hakkında çok bilgiler veriyor bize. Ama Orta Asya'da hangi Moğol devletinde görev yapmıştır dersem Kubilay Hanlığında görev yapmıştır değerli arkadaşlarım. Yani şu ana kadar İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman bir giriş yaptık değerli arkadaşlar sizlerle. Şu ana kadar çıkması beklediğimiz sınav sorularının hepsini söyledik değerli arkadaşlarım. Ama toparlamamız gerekirse kıymetli arkadaşlar, toparlayıp arkadaşlar burada bırakacağım. Toparlamamız gerekirse bakın İslamiyet öncesi Türk tarihinden bir soru gelecek. Ve ÖSYM her yıl bu soruyu açık olarak söylüyor arkadaşlar. Yani kolay bir soru olarak geliyor. Yine baktığımız zaman İslamiyet öncesi Türk tarihine baktığımız zaman bu dönemde İslamiyet öncesi dediğimiz zaman yani İslamiyet öncesi Türk tarihi dediğimiz için bu dönemde İslami kelimeler, İslami motifler, İslami kavramlar yer almazmış. Yani şah, sultan, halife, türbe gibi kelimeler yer almazmış. Çünkü bunlar Türkler arkadaşlar İslam'la birlikte gelen özelliklermiş. Yine baktığımız zaman arkadaşlar Türk ismi ilk defa yabancı kaynaklar dersem Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya'dır. İpek yolunu ele geçirebilmek için en çok savaştığımız, en çok mücadele ettiğimiz devlet arkadaşlar neresiymiş? Çin'miş. O halde Türk ismine, Türkler hakkında ilk bilgiler Çin kaynaklarında geçmiş arkadaşlar. Yabancı kaynaklar dersem Çin kaynakları derim değerli arkadaşlar. Yerli kaynaklar. Yerli kaynaklar kıymetli arkadaşlar. Yerli kaynaklara baktığımız zaman Türkler hakkında ilk bilgiler yerli kaynaklar dersem Orhun kitabelerine gidersiniz arkadaşlar. Ama tarihte Türkiye kelimesini kullanan, Türkiye kelimesini kullanan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir dersem Bizans kaynaklarına gideceksiniz. Hocam toparlamamız gerekirse Türk kelimesine baktığımız zaman Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk adlı eserinde Türk demek ne demekmiş? Olgunluk çağı demekmiş. Ama hocam bak dikkat et. Türk kelimesinin çadırla bir alakası yokmuş çıkan sınav sorularından bir tanesi buymuş. Toparlamamız gerekirse arkadaşlarım bakın üstüne basa basa söylüyorum. Sınava girdiğiniz zaman Türklerin kalbi, kutlu orman, toprak ana dersem hep nereye gideceksiniz? Hep nereye gideceksiniz arkadaşlar? Ötüken'e gideceksiniz. Peki biz Türk kültür medeniyetlerini ne olarak kodladık arkadaşlar? Türk kültür medeniyetlerini ne olarak kodladık arkadaşlar? Ata, kan olarak kodladık. Anav, Togan, Antronova, Karasuk, Keltemina, Afenesyov olarak kodladık değerli arkadaşlarım. Dünyanın her yerine göç ettik ama nereye gitmedik? Dünyanın her yerine göç ettik ama nereye gitmedik arkadaşlar? Nereye göç etmedik biz? Afrika'ya göç etmedik değerli arkadaşlarım. Peki sınava girdiğiniz zaman kıymetli arkadaşlar Marco Polo'nun kaynaklarına baktığımız zaman Marco Polo hangi Anadolu Beyliği hakkında bilgiler vermiş? Hangi Anadolu Beyliği hakkında bilgiler vermiş bize? Marco Polo hangi Anadolu Beyliği hakkında bilgiler vermiş bize? Arkadaşlar Artuklu Beyliği hakkında bilgiler vermiştir. Ama sınava girdiğinizde kıymetli arkadaşlar Marco Polo yani İtalyan tüccar olan Marco Polo hangi Moğol devletinde görev yapmıştır dersem şimdi nereye gidersin? Kubilay Hanlığına gidersin. Peki sınava girdiğinizde kıymetli arkadaşlar Mustafa Kemal Orta Asya için eserlerinde ve kaynaklarında hangi sözü kullanmıştır? Mustafa Kemal'e göre Orta Asya neresiymiş? Türk eliymiş değerli arkadaşlarım. Bakın Türk eli diyormuş Mustafa Kemal. Orta Asya için kullandığı kelime Türk eli ifadesiymiş değerli arkadaşlarım. Bakın biz konuları işlerken değerli arkadaşlar. Biz konuları işlerken kıymetli arkadaşlarım bir konu işlediğimiz zaman en az 7-8 defa tekrar ediyoruz arkadaşlar. Çıkmış sınav sorularıyla göstermeye çalışıyoruz. Yani düzenli olarak soru çözümleri yapmaya çalışıyoruz. Bir konuyu acele etmeden hızlı bir şekilde anlatmadan arkadaşlar yani anlatımız hızlı da olsa tekrar başa dönüyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Yani bir konuyu sayfayı 7-8 defa tekrar yaparak gidiyoruz değerli arkadaşlar. Bir de
Bizim Kursiyer'deki arkadaşlara şunu söylüyoruz mesela. Diyorum ki Instagram'dan bir sayfamız var, İbrahim Karakaya Hoca. Orada da arkadaşlar İbrahim Karakaya Hoca. Orada da düzenli olarak hikayede sorular paylaşıyoruz arkadaşlar. O da benim sayfam. Orada da mesela her gece yatmadan önce hikayedeki soruları çözebilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Mesela notlarımı kitap olarak çıkarmıştım hocam. Bu sanırım 5. veya 6. kitabımdı arkadaşlar benim. Evvelat ve Aşina tarih kitaplarından çıkarmıştım arkadaşlar. Bu sene daha bir soru bankası daha çıkarıyorum ben. Ben şu an İzmir'den dersten geliyorum arkadaşlar. 14 saat derse girdim geldim. 12-13 saat derse girdim geldim. O kadar kafa dağınık ki geldim direkt şeye oturdum arkadaşlar. Burada bırakacağım sizi. Burada bırakacağım sizi arkadaşlarım. Şunu söyleyeyim. Biz burada hızlı bir şekilde değil de yavaş yavaş konu tekrarı yapa yapa arkadaşlar yavaş yavaş ilerlemeye çalışıyoruz. Çıkmış sınav sorularıyla karşılaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, ara ara ders yapabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın değerli arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.